Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bu ne sürpriz kardeşim? Herkese selamlar, hoş geldin. Hoş İbrahim bulduk, kardeşim. Hoş bulduk. Bugün Bisiklet Rehber kanalındaki herkese selamlar, saygılar. Bugün Erman kardeşimizin yanındayız, İzmir'deyiz. Biliyorsun malum depremden dolayı bir aydan beri evde değiliz. Çocuk eve girmiyor benim. Karavan almaya geldim İzmir'e. İzmir'e de gelmişken Erman kardeşimizin yanına uğradık. Evimize de ne zaman gireceğimizi bilemiyoruz. Evet. Zor günler geçirdik arkadaşlar hep beraber. Biliyorsunuz Maraş merkezli artçı deprem fırtınası yaşandı resmen. Çok büyük yıkımlar oldu. Buradan da oradaki herkese artık sağ kalanlara, yaralılara acil şifalar dileyelim. Rahmetli olanlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Zor günler geçirdi gerçekten. Çok çok. Ya bir hem bir değişiklik olsun dedik. İyi geldi. Hoş geldin. Eyvallah. İzmir'deyiz. Şöyle şu kümesleri de görünce içim açıldı zaten. Böyle bir profesyonellik gerçekten de helal olsun. Herkes Miro'cu olarak biliyor ama arkadaşlar son 2 senedir artık tamamen... Sen eskiden bu Miro'cu şeyi oradan mı? Ben uzun süre 15 sene 16 sene sadece Miro güvercini besledim. Başka hiçbir beslemedim. Hatta Oğur'un en iyi yetiştiricilerinden biriydik yani bizim beslediğimiz kuşlar. Ama şimdi o kadar süre beslemişsin, en az bir çit falan bıraksaydın bir iki çit. Bu posta gerçekten arkadaşlar böyle bir şey. Ben bunu tesadüf eseri biliyorsun bizim de bir YouTube kanalımız var. Miro'cu Erman kardeşim YouTube'da seni biliyorlar çünkü tabii. Belçika'ya postalar tabii. Senden gelmişti. Aynen. Yine biz hiç iletişimi kesmedik, kardeşimizle görüşüyorduk. Şimdi şöyle oldu, dediğim gibi bir kanalımızın gene çekimi için bir posta kümesini ziyaret ettik, bir ortak kümesi ziyaret ettik. Ben de bilmiyordum bu ortak kümes postacılığı. Hiçbir alakan yok. Dünyanın hani artık hep herkesin söylediği kuşçuluğun son noktası posta diyorlardı ama hani biz de hep öyle kafamızda öyle bir şey vardı ama hiç şey yapmıyorduk yani ilgilenmiyorduk. Şans eseri o gittim ortak kümeste bir çekim yaptık ve bir hoşuma gitti. Yani inanın bir sene içerisinde kümesimde bir tane miro kalmadı. Hepsini çıkardım. Şu anda tamamen yarış güvercini besliyorum. Bak şu kavram hoşuma gitti ha. Güvercinin son noktası. Evet, güvercinin son noktası. Çok iddialı bir laf. Evet. Çünkü evrensel bir güvercin dünyanın her yerinde besleniyor. Ha. Yani şu anda biz inan dünyanın her yerindeki insanlarla dil bilmesem dahi konuşabiliyorum, biliyor musun? Pedigreyle hani insanlar birbirimizi anlayabiliyorlar. Evet. Ben onun ne beslediğini gördüğüm zaman nasıl bir kuşçu olduğunu biliyorum. Hani oluyor, bir dil oluyor, bir pedigre dilimiz var bizim. Evet, bak düşündüğünde hiç böyle düşünmemiştim. Yani gerçekten de şu anda tüm dünyada ortak beslenen güvercin yarış postası. Evet. Bak hiç bu açıdan düşünmemiştim. Şimdi bugün size o konuyu da anlatacağım. Tamam. Buradan bütün herkese de tavsiye edeceğim. Eğer imkanınız varsa gerçekten bu işe bulaşın. Yani başlayın. Hı-hı. Bu iş gerçekten sanıldığı gibi senin de bir ön yargın vardı. Zor olduğunu düşünüyordun ama ya aslında şimdi, en kolay beslenecek kuşlardan bir tanesi. Şimdi dikkat edersen benim çekmediğim kümes kalmadı. Yani yarış postasından, taklacısından, filosundan, süs kuşundan. Şunu gördüm ama en az bu, neden bu az besleniyor diye biz video öncesinde sorduk. Hocam dedi, ben sana ayrıntılı anlatacağım dedi. Neden bu posta güvercininin böyle az tercih edildiğini ama bilinenin aksine bazı şeyler anlatacağım dedi. Onları dinleyeceğiz. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Buradan başlayalım. İstersen salalım kuşlarımız şöyle bir gelsin. Gezerken. Ha dışarı. Yavaş yavaş da buraya. Ya şu kümese. Ya sen direkt böyle mi yaptırdın? Kendim yaptım burayı. Burayı. Bak. Buranın betonundan iç yuvalıklarına kadar, tasarımına kadar bana ait her şey. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Tiril tiril yani. Burası bir de şöyle söyleyeyim, çok temiz değil şu anda. Ben hani biliyorsun annem bir rahatsızlık geçirdi. Geçmiş olsun kardeşim. Bir iki yerden ilgilenemedim. Şu anda en pis hali yani. Bu pis hali mi? Temizlikle hatta sen benden önce geldin. Allah Allah. En kötü hali. Şu ne? Bu deniz kumu. Ben bu deniz kumu getiriyorum, eliyorum. Mesela işte sonra bunu elediğim zaman şu pislikler alınıyor. Bu pislikleri atıyorum, burası tertemiz kum kalıyor. Deniz kumu niye? Anlamadım ki ben bunu. Şimdi şöyle, onunla ilgili de kısaca bahsedeyim. Bu şebap güvercin besleyenler bir kum kullanıyorlar, silis kumu. He. Ya bir takipçim bana dedi ki, ben bu işle uğraşıyorum. He.
bu silis kumunu sakın bu güvercinciler bir yerden bulmuşlar dedi. Bulaşmasınlar buna dedi. Bu kum dedi çalışanlar dedi. Bu işte çalışanlar evet. 50 yaşını görmüyor. Kanserden ölüyor dedi. O kum dedi kanser yapıyor dedi. Bilgileri yok dedi. Tamam. Şarapçılara da ben buradan tekrar söyleyeyim. Özellikle şarapçılar evet. paçaları bozulmasın diye bir kum kullanıyorlar. Kuvars kumu mu silis kumu mu ne? O kum dedi kanser yapıyor dedi bana. Ben de araştırdım. Ondan sonra ben de o kumdan koyuyordum. Ondan sonra attım orijinal deniz kumu. Denize gittiğimiz zaman yazın. Oradan iki çuval topluyorum. Koyuyorum arabanın bagajına buraya atıyorum. Kum ne için ama? Ne? Kum ne için? Şimdi biz mesela... Şimdi kum ne için? Pislik olduğu zaman şimdi... Şimdi şöyle bir şey de bahsedeceğim. Artık yem gerçekten çok pahalı bir şey oldu. Yani 19-20 liraya kadar... Sen zaten özel yem mi kullanıyorsun baksana? Tabii karışık yem kullanıyoruz içinde değişik. İçinde senin sert buğday artı karışık... Tabii. Cam gibi yem kullanıyorsun. Şu anda seçmişler bu seçilmiş hali. Normalde... Cam gibi arkadaşlar şu yemin kalitesine bakın. Daha da kaliteli de şu anda seçilmiş bu yani yemişler. Evet. Fıstığından tut içinde değişik değişik bir tür tohumlar var. Evet. Bu pahalı bir yem olduğu için şu döküldüğü zaman bunları da yesin istiyoruz. Hani şunlar da ziyan olmasın çünkü gerçekten evet. pahalı. O yüzden... Ben kalın sıva kumu kullanıyorum. Olur o da olur. Çünkü onun içerisinde minik taş parçaları çok ya. Evet. Onu yiyorlar. Tamam. Güzel. Onunla ilgili de şöyle bir şey yaptım da minerallik olarak gene onu da kendim... Normal mineral taş yeri de var. Onu da şöyle göstereyim dur sana. Buna göre ben tasarladım. Arkadan şöyle göstereyim. Şöyle şeyleri var. Bidonları kestim. Direkt bidonlara bak boyuna göre de şey çekmiş. Kestim. Buradan da ahşaptan bunu ölçtüm. Böyle bir sistem yaptım. Buradan bak, koyuyorum. Bak. Kuşlar tık tık tık. Kuş burada duramaz, pisletemez, içine pisletemez. Yerip sadece bir de onlar da değerli. Evet. Büyümesinler diye. Diğer buraya koyduğum zaman saçıyorlar, dağıtıyorlar. Şuna bakın zemin ızgarası, sulu. Buraya doğal, ağaç koy. Burada doğal yaptık böyle. Çok güzel, çok. Mesela bak yeni yavrularımız çıkmış burada. Onlara bakabiliriz. Ay, ama maşallah. Bu kuşumuz şeydir. Gerçekten tam bir işte bu kuşun yuvaya dönme isteği. Bu kuş iyi uçar. Zaten bu kuş uçtu. Sofya'da Bulgaristan'da 12. oldu bu kuş. Evet. Çok iyi bir güvercin. Bunun yavrusuyla da biz geçen sene 2 kupa kazandık. Bir şey duydum ama altında yumurta yavru varken yarışa verme var mı? Var. Tabii yavrunun üstünde yumurta. Ha. Yumurta değil de yavrunun üstündeyken gönderirler. Neden ha gelsin gibasına diye. Çok yavrusu varken dönme isteği fazla olur. Şöyle sana bir örnek vereyim. Ben bu ortak kümesler oluyor ya. Evet. Onların final tamamlandıktan sonra kuşlar satılıyor. Evet. Oradan bir güvercin satın aldım. 500 kilometre uçmuş. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin neresinden salarsan sal o kuş git kaçtığı zaman şeye gider. Evine gider. Aynen. Orada doğdu büyüdü yani. Aynen. Ben burada kuşun yavrusu varken kaçırdım. Kuş ertesi gün buraya geri geldi. Gitmedi oraya. Yavrusu vardı çünkü. Hatta oraya gitmedi. Annem kaçırdı kuşu yemlerken. Hadi çok ya. Üzüldü. Ertesi gün geldim. Annem geri yakalamış. Geri de içeri sokmuş yani. Kapıyı açmış içeri girmiş. Hani anladım. Yavrusu varken bu kuşlar. Oh. Ya şöyle bir şey. Posta güvercin bir yere alışır diye bir şey yok. Hmm. Başka yere de alışıyor. Mesela hiç bilmediğin yere götür. Bu çatıdan 5 dakika dursun sal. Hmm. O kuş kalkar. Eğer evini bulamayacaksa o 5 dakika durduğu çatıyı tekrar bulur gelir oraya iner. Öyle bir güvercin. Öyle bir akıllı güvercin. Kalktığı yeri biliyor. Öyle akıllı bir güvercin. Hmm. Bunlar da öyle her yere alışır aslında. İki yer maşallah. Üç yerde alışırlar. Ama tabii en son ilk doğdukları yer her zaman bunlar için özeldir. Evet. Şurada da daha direkt yavruları büyütmüş ve üstte Tabii evet. Bu dişimiz şeyden geldi. Portekiz Algarve yarışından geldi. Yumurtlamış mı tekrardan? Tabii tekrar yumurtladı. Bu Peter Krill'in bir güvercini. Bu güvercinimiz 500 kilometre uçtu Portekiz Algarve'de. Bunun şöyle künyesini de gösterelim. Bulgaristan'da Peter Krill. Bu Julie isimli bir şampiyon güvercin var. O güvercinin torunu. Bunun birçok soyunda şampiyonluk var. Bunun öz kardeşi 6000 güvercinde 200 kilometrede 4. oldu. Biju isimli güvercin. Şahane bir güvercindir bu. Maşallah. Şuna bir tane şöyle yavrusu var. Aha yavrular çıkmış. Şimdi Yunus abiden benim öğrendiğim. Bunun dedim ki ne dişisi mi uçuruyorsunuz erkeğe mi? Bana bir laf söyledi. Aslanın dedi dişisi de aslandır, erkeğe de aslan. Duydun mu lafı? Tabii duydum. Bizde de dişi erkek yoktur bu yarış postasında. Genelde ama şöyle benim de kanaatim gözlemlediğim dişiler özellikle ortak kümes yarışlarında bir tık daha öndeler. Çok değil ama bir tık neden dersen çünkü bunların yarıştığı dönemler böyle 6-7 aylık olduğu dönemler erkek kuşlar o ara şeye geliyorlar. Kızgınlığa girdiği zaman aklı başka işlerde oluyor o kuşların. Dişinin ise sadece eve dönme isteği oluyor. Bak. Erkek orada hani takılayım dişileri kovalayayım peşindeyken kafa başka bak ne değişik bir şey bu sektör. Yani şöyle diyeyim.
Bizde de full biliyorsun erkek. Abi sizde sadece erkek. Ha, dişi uçmaz, dişi bölüğü bozar, abi. Dişi hemen çıkartırlar. Tabii. Aslında orada da öyle yani. Bak, o sistem aynı. Bir dişi oldu mu orada bölük nasıl bozuluyor? Bir bozuluyor. Erkekler peşinde. Dişi erkek karışık. Evet. Erkeklerin kafa devamlı başka işlerde oluyor. Aa dur, ortak kümes hepsi erkek mi alınıyor? Yok, dişi erkek karışık. Karışık mı? Tabii karışık yarışılıyor. Orada birbirine eş ol. Tutuyorlar yumurtla. Dişinin de dezavantajı eğer çok erken gönderdiğin zaman. Ha. Dişi orada eşleşip yumurta yapma kıvamına gelirse orada kuşun senin mesela 3000-4000 güvercin oluyor. Evet. Tek tek tutup bu kuşta yumurta mı var yumurta mı yok. Bazı ortak kümesler elle bile eğilmeden sepetleniyor, arabaya konuluyor. Hani otomatik sistemler var. Kıçında yumurta olabilir, affedersin. O kuş zorlanır yani. Ama bir saniye, aklıma bir şey geliyor. Şimdi eş olan kuş birbirine kızgın kovalar uçmaz. Postada uçuyor mu? Eş dostlar. 3000 güvercin içerisinde birbirini bulmaları bir daha denk gelmeyecek. Bak sen. Anlık aşk yaşayabilirler. Evet. Ama günlük bir daha denk gelmeleri çok ya, zor. Şu yuvanın arkadaşlar bilmiyorum fark ettiniz mi? Bakın girişi şu şekilde. Evet. Allah'ım. Bak şuna bak hele. Bak bunu şuraya bir topuz koymuş. Buradan da çıt çıtımız var. Kapatıyoruz. Ayrıyetten. Şuradan böyle bir açma yerimiz var. Ayrıyetten de şu çerçeve buradan temizlerken çektiğim zaman çıkar. Komple de çıkıyor. Tabii komple de çıkıyor. Vay bunun be. İçerisine de iki adet yuvalık koyduk böyle, bir altlı bir üstlü. Bakın yuvalıklarını da şöyle ayrıntılı gösterelim. Burada çıkarttı, tekrardan yumurtladı. Bunun böyle yapmamızın sebebi nedir biliyor musun? Diğer yerimde çok güzel yuvalıklarım vardı benim, minalar için. Onları da bozdum, o tarafı yeni yaptım. Şimdi diğer tarafa da geçeceğiz. Tamam. Burada önemli olan, çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlara gerçekten. Postada birinci şey anne baba garantisidir, DNA hani. Bu kuşun, ben bir güvercin yavru çıkardığım zaman, bunu yarışa verdiğim zaman bu kuşun annesinin babasının benim gösterdiğim çiftin olması çok önemli. Çünkü evet. Salık sistemde inan ki ben burada neler gördüm. Çoğu arkadaşımız da diğer ırklarda da özellikle salma sistem besledikleri için. Salma sistem. Ben kaç kümes gestim yani, salma. İhtimali yok. Birçok yavrusunun babası o zannediyor ama babası o değil. Çünkü başka kuş eşler. Bunlar hele ki da, yarış postasında soy çok önemli. Çok önemli. Ben o yüzden, eline sağlık. O yüzden ben burada yumurtlayıncaya kadar kapalı tutuyorum bu kuşları. Yumurtayı attıktan sonra kapağını açıyorum. Çünkü içerisini ona göre dizayn ettim. İçeride çiftleşebilirler. Evet. Yemini yer, suyunu içer. Yumurtayı gördükten sonra kapağını salıyorum. Bak şimdi şu senin tavsiye ettiğin sistemi, çok ömrünü 52 yılını vermiş bizim orada Salih abimiz var. Meşhur Kınalı Salih. O söyledi. Tabii. Abi dedim, ben çözemiyoruz dedim. Yüzlerce kümes gezdik. Birebir böyle tekli kümes mi? Böyle büyük salma kümes mi? Evladım dedi. Salmanın içerisinde tekli kümes dedi. Hakkı tabii. Kendisi de öyle yapmış. Bunu da, sen de bak doğruyu bulmuşsun. Tabii. Çünkü gözümle gördüm. Yumurtaya kovalayan bir kuş. Yani dişisini bir saniye boş bırakmaz değil mi? Evet. Bir güvercinim var. Öyle bir yumurtaya kovalıyor ki. Hani kuş yem yemeye inemiyor. Yuvadan çıkamıyor. Evet. O durumda. Banyo yaptırırken 10 saniyelik arada bir tane kuşun tam eşlerken omuz atıp düşürüp ötekine eşlediğini gördüm. Al. Sonra bekledim yavrunu, hani çatmakla çıkarsa babası o. Çünkü eminim, biliyorum. Onu gördükten sonra artık yani tamam yumurtlayacak kuşları kesinlikle şey yapmıyorum. Yani. Müthiş bir bilgi oldu bu. Müthiş bir bilgi şöyle oldu. Şöyle bir güvercin göstereyim. Bunu aydınlıkta dışarı çıkalım istersen. Bu güvercinimiz çok özel bir güvercin. Ay maşallah. Bende bunun mesela, aynı rengi var. Haberlerde bir güvercin çıktı işte daha önce. Sen de duymuşsun. Armando isimli. Meşhur. 1.252 milyon euroya satılan. Evet. Bu güvercin onun torun yavrusudur. Hadi çift be. Bu kuşun anne attı da baba attı da Armando'dur. Kardeş bunu nasıl sen ele... Bunu ben nasıl ele geçirdim? İstanbul'da çok sevdiğim bir arkadaşımız var, abimiz var. Tayfun Çağlayandere. Evet. Hatta bu Antalya Spor'un başkanı da Aziz Bey. O da bu posta güvercinlerinden besliyorlar. Evet. Bunlar yurt dışındaki ihale sitesi var. Pipa, açık arttırma sitesi. Oradan ciddi paralara, büyük bir para, 10 bin euro gibi bir para verip bir torun aldılar. Evet. Bu da onun torunun yavrusu. Torun yavrusu bu. Torun yavrusu. Meşhur 1.252 milyon euroya satılan kuşun torun yavrusu. Çift taraftan. İmbret yaptık biz bunu. Anne baba iki taraftan armağan dolu. Maşallah. Bu da çok değişik, güzel bir güvercin. Şu dışarının arkadaşlar dizayna bakar mısınız? Şu file işi anne kuşu kaçırdıktan sonra mı oldu yoksa? Bir tane de ben kaçırdım. Sonra üstüne ben kaçırdım. Anneminki geldi, benim kaçırdığım tamam, gelmedi. Tecrübe. Bakın ondan sonra file gerilmiş. File İşte ama budur arkadaşlar. Bakın çok tatlı hepsi. Şimdi bu bizde
Elvan kuşlar da böyle filal olduğu zaman ne diyorlar biliyor musun? Evet. Tel kuşu diyorlar. Evet, tel kuşu. Ha, yani kanatlı ama dışarı uçamıyor. Yani bunlar şimdi birazdan onları da anlatacağım. Birkaç tane kuş tanıtacağım evet. Sana. Bu güvercinimiz de gene Almanya'dan çok ünlü bir yetiştirici. Postacılar bilir. Martin Stefli. Hı hı. Martin Stefli, SG Stefli olarak yarışıyor. O abimizin kuşu. Bu sene hatta Algavra Golden Race kazandılar. Hı hı. Bu kuşumuzun babadan kardeşi de o yarışın aspiri oldu. Şöyle söyleyeyim sana. 6000 güvercinin içerisinde en iyi uçan güvercin oldu. Aspir demek. Evet. 5 yarış yarışılıyor. Hı hı. O 5 yarışın genel toplamında asp puanı çıkıyor. Evet. En iyi uçum yapan, en istikrarlı kuş çıktı. Bu kuşumuzun babadan kardeşi. Maşallah. Olay bunu budur da, ya. Bunu da biz 2 sene önce almıştık. Bize de sürpriz oldu. Şimdi mesela biz bu aldığımız paralara şu anda bu kuşu alamayız. Mümkün değil. Bu kuşumuzun ninesi de Amerikalı yetiştirici Mike Gannus var. Mike Gannus'un çok ünlü bir kuşu. Evet. Yani Mike Heze Very Good isimli bir kuşu var. Hı-hı. O güvercinin torunu bu direkt. Evet. Kendi bir videosu var. İstersen sana o videoyu da vereyim. Tamam. Çok kısa hemen 15 saniye arkadaşlar tamam. İzlesin. Bu kuşun ninesi tam 1,5 milyon dolar para kazandı. Bu kuşumuzun ninesi. Maşallah. Geçen sene bir yavrusunu uçurabildik. 13 ve 16. oldu. 1500 kuş içerisinde iki kere. Hangi kümeste? Rota'da uçtu. Bursa'da uçtu. Ha, Bursa Rota. Evet. Ben tamamen şey uçuyorum. Ortak kümes için güvercin besliyorum. Zaten şimdi ben şu fileyi görür görmez sordum. Herhalde çatı üstü yok dedim. Çatı üstüne katıldın mı? Çatı üstüne katılmadım. Hiç yapmadın. Hep ortak kümes yaptın. Kısaca arkadaşlara onlarla ilgili de kısa bir bilgi verelim. Tamam. Çatı üstü gerçekten kolay bir şey değil. Tamam. Postacılık niye zor? Neden zor? Birincisi bulunduğunuz ilde bir derneği olması lazım. Tamam, herkes, Osmanlı'da var. Herkes yapamaz. Var. Mesela Ankara'da bildiğim kadarıyla yok. Posta. Ankara'da. Yani, evet. Çünkü nasıl olur ya? Çoğu yerde yok. Güneydoğu'da. Evet. Yok. Bir iki yerde var. Mardin'de var. Öyle mi? Ha. Başladılar arkadaşlar. Aha. Şimdi İstanbul'da var, Bursa'da var, evet. İzmir'de var. Evet. Her ilde ortak küme dernek yarışları yapılmıyor. Bazı iller var. Kafadan mesela, yoksa zaten çat üstü olmaz. Şöyle bir pozisyon oluşuyor. Kuşlar mesela salındığı zaman İzmir'in mesela şu anda tam ortasından bir dağ var mesela. Evet. Geçtiğimiz altında. Ha. Bir o tarafı var, bir bu tarafı var. Ha. Şimdi ben kuş salındığı zaman şu taraftan salınacak kuşlar mesela. Evet. Manisa'nın arka tarafından salınacak. Kuşlar beraber gelecekler. Önce oraya gelecekler. Ha. Ondan sonra o dağı açıp buraya gelmesi lazım. Evet. 5-6 dakika kaybeder. Evet. Otomatikman. Ve konum olarak kuşların salındığı GPS konumu olarak biz oradaki altında şey tarafında yarışan, Çamdibi tarafında yarışan arkadaşlarla aynı konumda olmuş oluyor. Çünkü evet. Böyle salınmış oluyor. Aynı konumdayız. Ama ben 5-6 dakika kaybediyorum. Evet. Ortak kümeste konum çok önemli. Konum işi bitiriyor. Anladım. Birincisi konumun bu. Yoksa 500 kilometreye kadar kupa alman, başarmanın imkanı yok. Evet. Konumun güzel. Ama bu sefer de seyislik ortaya çıkıyor. O kuşun bakımı, bir sporcuyu nasıl yarışa hazırlıyorsun? O gerçekten tecrübe isteyen. Ortak kümeste bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yok. En konum ortak kümes ve de şöyle söylüyorum. Herkese ortak kümesi tavsiye ediyorum. Evet. En azından bu hani çok kuş beslemenize de gerek yok. İki çift. Evet. İki çift. Senede 3 çift yavru alacaksınız onlardan. Evet. Göndereceksiniz yarışlara. Hı hı. Tertemiz oturacaksınız evde. Bunların yarışları çok zevkli oluyor. Hatta dün bizim bir yarışımız vardı. Sen dün gelecektin. Evet, evet. Ben dedim İbrahim gelme, benim yarışım var. Yarışım var, gelme dedi. Gelme dedim, yarışım var. İspanya Kanarya Adaları'nda bir güvercinimiz uçuyordu. İspanya'da güvercinin var senin. Evet, İspanya'da güvercin, tam 120 euro ödüllü bir yarışa, Derbi Arona, dünyanın en zor yarışına kuşumuzu gönderdik. Kaç tane böyle yerde güvercinin var İspanya'da? Şu anda İspanya'da sadece. Aha. Var. Geçen sene Bulgaristan'da uçtuk, Kalimantan'da evet. uçtuk. Bu sene Sofya'da uçmayı planlıyoruz. Evet. Sofya'da bir uçum yapacağız. Hı hı. Şeydeki İspanya'daki kuşumuz 18 etaplık bir yarışta evet. yarışıyor. Başladı mı? Başladı. 13x13 yani 13 tane yarış oldu. Hı-hı. En iyi, oranın en iyi 3. güverciniydi. Evet. Ta ki düne kadar. Dün çok büyük bir şey oldu. Yarışta çok kuş kayboldu. Gelmediler. Niye? Mesafe neydi? Mesafe şöyle, deniz üstünde çok zor.
Hatta sizin orada Hatay tarafında bir... Bir kere yaptılar. Kansu hocam yaptı. Çok kötü sonuçlandı. Sonuçları çok kötü oldu. Evet. Kuş gelmedi. Kıbrıs'a atmış kuşlar. Evet. Burada da aynı şey oldu. Çok rüzgar vardı. 750, şöyle söyleyeyim sana. 750 kilometre. Yok yok. 100 kilometreden kuşlar salındı. Tamam. Lakin okyanus kuşun şeye uçması lazım. Şimdi bu tarafı Fas. Evet. 3 ada var böyle Kanarya Adaları'nda. Evet. Bu tarafı Fas. Bunlar bu ortadaki adadan salındı. Kanarya Adaları, Tenerife Adası da karşıda. Kuşların karşı adaya geçmesi lazım okyanusa. Hı-hı. Ama rüzgarın etkisiyle şöyle söyleyeyim. 750 kuştan sadece 100, 754 kuştan 140 tanesi gelebildi. Senin? Bizim kuşumuz gelmedi. Ay. Üzüldük gerçekten. Şu anda yani 3 gidiyordu. Herkes kuşu takip ediyordu. Çok iyiydi yani. Pipa'nın kuşlarıyla yarışıyorduk orada. Dünyanın en ünlü yetiştiricileriyle. Bu yarışı eğer tamamlasaydı, gelseydi finale kadar giderdi büyük ihtimalle. Tüh. Ama bir umudumuz daha var hala orada şu anda gece. Belki sabahleyin dönüp gelebilir. Kuş gelirse diğer etaplara devam ediyor değil mi? Gelsin yeter sadece ki. Sadece buradan puan alamayacağız. Buradan az bir puan alır. Geç geldiği için az bir puan alır. Anladım. Devam eder, bizim umudumuz var hala. İnşallah kuşumuz gelir. Gelirse çok güzel bir dereceyle bitireceğine inanıyoruz kuşumuz. Çünkü çok iyi bir soy. İnşallah. Burada bir yavrusu var kuşumuzun. Annesi burada, soyu burada, bize devam ediyor. Geçelim. Geçelim. Şu kuşumuzdan bahsedelim. Şunu göstereyim sana. Bu İstanbul'da Hasan Özetilla ustamız var. Ondan ortak ürettiğimiz bir güvercin. Evet. Bu güvercinimizin babası Afrika Milyon Dolar Race şampiyonu Sanjay'ın direkt babası, oğludur yani. Oğlu. Evet, babası direkt Sanjay'ın oğlu. Yani bu kuşumuzun ninesi inbred olarak Afrika Milyon Dolar Race, yani en ünlü yarışı kazanmış bir güvercin. Vay o da be. Çok. Burada aynı. Burası da aynı sistemimiz. Sistem aynı, tertemiz gördüğünüz gibi. Şurada katılım şeylerimi. Evet, burada birkaç eskiden Şebap güvercin beslemiştim. Orada bir beşincilik almıştım. Evet. Şebap'ta da kupamız var. Postaya başladık. Postada da kupamız var. Mira'da zaten yarışan kuşlar neredeyse tamamı bizim. Evet. Birkaç tane öyle hatıramız var. Şunun bir içine bir bakalım. Ha, burada da yine 6 tane. Orada 4'tü. 10 tane yani böyle çitli yerin var. Yok, 12 tane. 6 12. Orada, 6 burada. Ha öyle mi? 12 tane. 6. 2 tane de bu sene yetişmedi. Şöyle göstereyim direkler sana. Haftayı. İki tane de böyle gizli yaptım. Çünkü şeydi, ortak kümes zamanı fazla yavru almamız lazım ya. İki tane de böyle yedek yaptım. Hatta şu çift oraya yumurtladı. Orada yavruları da olabilir. Arkta. Maşallah. Evet. Burada da bak, iki tane böyle yavrumuz var. Bunlar da yarışlara gidecek. Gösterelim şöyle. 2028'miş künyesi. Bunlar da yarışlara gidecek. Bakalım inşallah. İnşallah, inşallah. Güzel sonuçlar hazırlar. Burada yatıyor. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, orada bir dişimiz var, yatıyor. Burada da yine aynı şey. Orada da gene bir dişimiz var, yatıyor. Bunların hepsi pedigreli ve çok çok iyi güvercinler. Burada da. Şöyle bir dişimiz var. Bunu da gösterelim arkadaşlara. Bu da İstanbul'dan yine Hasan Özetilla ustamızın bir yetiştirdiği güvercin. Bu güvercinimizin arka tarafı Alptağ kardeşler meşhur. Bu Armando'nun Türkiye'de direkt yavruları olan tek yetiştiriciler. Onların kuşları. Bu kuşumuzun arkasında da 500 bin euroya satılan Mr. Fantastic var. Hı hı. 360 bin euroya satılan dedesi Golden Prince'tir. Yani pedigri olarak baksak bizim parayla hayal edemeyeceğimiz kuşlar yani bunlar. Aynen. Bu hediye olarak geldi bana Hasan Özetilla ustamdan. Maşallah. Çok iyi bir güvercin. Bu sene inşallah bunun da yavrularından yarıştıracağız. Hatta sana bahsettiğim bir konu vardı. Evet, bir oraya tanesi, geleceğiz. Bir tanesi de bunun yavrusu. Hı-hı. Çok ünlü bir güvercin. Evet. Bunlar renkli ama ha? Bak, evet, yani, alaca eşi de alaca. Ben onları öyle yavrudan denk getirdim. Ha, bak ikisi de aynı renk alaca, bakın arkadaşlar. Evet. Bunlar alaca yarışçılar arkadaşlar. Bu renkli kuşlar da yarışabiliyor. Evet. Tabii biraz daha dezavantaj oluyor bunlar için ama. Böyle biraz açık renkli olduğu için. Şahin saldırısına uğrama ihtimali var ama. Yüksek. Yani. Ama bunlar da yarıştırır. Büyük ihtimal tabii canım aynıdır. Yani bunların, hı-hı, altından zaten düz renkli kuşlar da çıkar. Evet. Hatta bunların yavruları Arap gibiydi. İlk yavruları simsiyahtı yani. Hmm. Çok şeydi. Şey bana gönderdiğin Belçika postalar full beyazdı. Full beyazdı kaplan. Hatta şimdi gel, burada bir kaplanımız var. Bu kaplan. Belçika var mı halen sende? Belçika yok şu anda. Geneli Almanya, Bulgaristan kuşları besliyorum. Maşallah. Şimdi kaplandan ziyade bu da bir kaplan. Şöyle, aha, gösterelim. Bak.
Arkadaşlar bu kuşu da şöyle tanıtayım kısaca. Hı-hı. Bu da Portekiz Moledo'dan bu kuşu satın aldık. Peter Krill'in bir güvercini. Bu güvercinin annesi Bert Pelok isimli bir üretici var. Evet. Onun meşhur kaplanları var. Kalimançi final birincisi. Hatta bu kuşun şöyle söyleyeyim. Annesinin kardeşinin yavrusu. Hani teyze çocuğu gibi oluyor. Evet. Teyze çocuğu Edip Şaban'da yeni yarıştı. Winter Race'de 4000 kuşun katıldığı yarışta 26. oldu. Final evet. 26.sı oldu. Süper. Daha yeni 2-3 gün önce. Evet. Çok başarılı bir soy bu da. Bert Pelok. Evet. Bu güvercinimiz de kaplan ve hep kaplan olarak veriyor bunlar. Hani altlarından da kaplan devam ediyor. Kaplan dediğin bu, kaplan bu, ifadesi. Bu desene kaplan diyoruz. Ha alaca, bu desene kaplan diyorsunuz. Alaca şunlara diyoruz. Ha alaca. Kimçili olanlara kaplan diyoruz. Kaplan diyorsunuz. Yabancılar tamam. Da grizzle diyor buna. Grizzle diyorlar. Evet. Ha siz kaplan dediğinize. Ha vay be ama çok tatlı bir rengi var. Çok evet. Güzel maşallah. Şimdi şu şey işine bahsedelim. Bahsedelim. Şimdi biliyorsun o zor günlerde bayağı bir acılar yaşadık. Evet. Benim bir yarış ortağım var. Hı-hı. Aycan abim. Evet. Varol İnşaat. Onun adına bir güvercin şeye göndermiştik. Nirvana var Bilecik'te. Evet. Derbi Nirvana ortak kümesine. Hı-hı. Bir tane de benim burada az önce bahsettiğim Alaca Mr. Evet. Fantastik'in yavrusunu ben göndermiştim. Evet. Bu iki güvercinimizi senin kanalının aracılığıyla bütün bu kuşun orada kazanç elde edeceği kazancı evet. Senin tespit ettiğin bir depremzede ihtiyaç sahibine evet. Bağışlamak istiyoruz. Sahiplerine diyelim çünkü ödül çok büyük. Yani 700 bin liralık bir evet. Ödülü var oranın. Evet. Final ödülü 200 bin lira. Ara etaplarda bir sürü ödülleri var. Evet, birçok evet. Ödül kazanabilir. Yani o kuşun kazandığı bütün ödülü iki güvercin. Hatta ben onları... Şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi bu güvercinin ödülü kazanıp kazanmadığını takip etmek istiyorsanız künye numaralarını ben şimdi vereceğim. Yok yok. Erman kardeşimizin YouTube kanalına abone tamam, olursanız tamam. Çünkü sen onların paylaşıyorsun sürekli. Tamam, hemen ha, The Pigeon TV. Bakın arkadaşlar. YouTube Tamir Hoca Erman The Pigeon TV olarak da çıkar. Evet. Yani abone olsunlar. The Pigeon TV'yi abone olup takip ederseniz çünkü küçük o de, yarışın sonuçlarını tabii, o, paylaşıyor o olacak. O iki güvercinin onların da videosunu ekle. Hı-hı. Şuraya yan tarafa bir yere evet. Koyalım. O künye numaraları da gözüksün. Bu iki güvercinimizin arkadaşlar Aycan abime de teşekkür ederim. Ona da danıştım böyle bir şey yapalım dedim. O da kabul etti. Çok iyi. Aycan abimiz de şöyle koyalım istersen tamam. Bir resmini vereyim sana. Teşekkür ederim. Ona da iki güvercinimizin gelirini senin tespit edeceğin bir evet. Artık aile ödül kazanırsa bu güvercinlerimiz onlar evet. için üstün yani öyle söyleyelim. Bahtlar açık olsun. Ben bu ince düşünceniz için buradan şahsım adına ve Bisikletli Rehber YouTube kanalı izleyicileri adına sana teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten de çok büyük bir jest çünkü bahsedilen miktar gayet de ciddi çok yüksek bir miktar. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ekstra bir şey daha var dediydin. Ekstra bir şey daha var. Neydi bizim o? Kanala abone olsun arkadaşlar. Tamam. Rica edelim onlardan. Evet. Oradan o abone olan arkadaşlara da şöyle göstereyim. Bir çift güvercin hediye edelim. Güvercin hediye edeceğim buradan. Erkeğim burada. Dişi ama iş yerinde eşe atmıştım orada eşe alsın diye. Bunun soyu ne? Bu Avukat Mete abim var benim. Hı hı. Avukat Mete abimden geldi bu güvercin. Hı hı. Bu 2015'li ama künyesi 2010. Ben taktım bunun annesi. Evet. Çok iyi bir maraton güverciniydi. Bu güvercini yaklaşık ben 5-6 kere verdim. Hı. En son... geliyor sürekli. Devamlı geliyor. İl dışına verdim. En son 3 gün önce geri geldi. Bir tane de iş yerinde var gene dişi. Bunu mu vereceksin çiftliğine evet, birlikte? Evet bunu vereceğim. Dişisini iş yerine kapatmıştım. Başka bir güvercinle eş etmiştim. Bu kuş geri gelince dişisiyle beraber bunları bir takipçimize bu çok iyi bir maraton güvercinler uzun mesafe. Sen bunu bir çekiliş gidiyor. Falan mı yapacaksın kanalın ilerleyen zamanda? Nasıl istersen yapalım yani. Şöyle yapalım. Siz arkadaşlar Erman kardeşimizin YouTube kanalının en son yayınladığı videonun altına yorum atın. Yani bu güvercinleri hangi senin yöntemle? Bisiklet, bisiklet rehberden geldik. Bu güvercini şu yöntemle ver, çekilişle ver gibisinden. Ama şimdi ben kıskandım ha. Niye biliyor musun? Şimdi sende hiç maşallah ham güvercin yok. Her biri soylu, hepsi bilmem de. Hepsi birbirinden kaliteli. Ha şey diyesim geliyor. Ben de katılabilir miyim? Katılabilirsin. Maşallah. Dişisi de çok güzel. Dişisi de uçan bir güvercin. Maşallah. Öyle bir çift şeyimiz olsun arkadaşlar. Tamam. Bu fırsatı
Kaçırmayın arkadaşlar, bahsedilen rakamları duydunuz gerçekten. Aynen. De. Mesela bir koşumu daha göstereyim. Bakın şurada. Şu güvercinimiz. Bu da gene Peter Krill'den geldi bize. Özel künyesi de var ayağında. Arkadaşlar bu arada bu bahsettiği isimler dünyadan isim yapmış. Tabii tabii, çok ünlü. Marka olmuş. Yarışlarda böyle hep birincilikleri olan isimler. Tabii. Bu güvercinimizin babası, hı-hı, şu anda atlarda gazi koşusu var ya nasıl? Evet. Yani en prestijli, evet, yarıştır. Golden Algarve Portekiz yarışı da bu. Yarışın ortak kümesiyle yarışçılığın nirvanası. Wow. Bu güvercinimizin babası geçen sene 10. oldu. 6000 güvercinin başladığı yarışta 10. oldu. İnanmıyorum ya. Algarve 10.'sü Arya Dijkstra'nın bir güvercini. Hı-hı. Hollandalı yetiştirici. Evet. Peter Krill o güvercini satın aldı oradan. 10. olan güvercini. Bu yavrusunu da bana gönderdi. Maşallah. Bu küçük güvercinimizin annesi de İspanya Sevilla 620 kilometre şampiyonu. Üç, anne şampiyon birinci, baba da Algarve 10.'sü. Bu da gerçekten müthiş bir pedigre yani, çok sağlıklı bir, evet, güvercin. Evet. Yeni geldi bu güvercinimiz. İlk eşini attık, yumurtaları da tutmuş. İnşallah, inşallah, çıkan yavrularını Türkiye'de uçuracağız. İnşallah. Başarma ihtimali çok yüksek. Kanatlı çok güçlü. Şimdi ben buradan lafı bir yere bağlayayım Erman kardeşim o zaman. Şimdi videonun başında da söyledim, ben envai çeşit güvercin türü çektim. Yani süs güvercininden filosuna, işte bu yarış güvercini, ama bu yarış güvercinine talep az. Şimdi sen de az önceden beri şu şöyle soylu, bu böyle soylu, şimdi bunu izleyince hani yapmak isteyen arkadaşımız şunu düşünüyor: ya kardeşim ben Erman'la nasıl yarışacağım? Tabii şöyle bir şey, ben geçen sene başladım bu işe. He, senin yani geçen sene başladım. 2262 güvercin içerisinde 10. oldum. Evet. Neden? Sadece iyi bir kuş elde ettim. Türkiye'den de almadım kuşu. Yurt dışından aldım. Hı-hı. Türkiye'den de alabilirsiniz. Bir tane güvercinim var benim. Diğer kümesi de Türkiye'den. Onu da şeyden aldım. Bulgaristan'daki bir yarıştan aldım. Final 60 evet. aldı. Önemli olan burada birazcık nasip. Dünyanın en iyi pedigresini de alsanız. Evet. Şampiyonlar şampiyonunu da getirseniz. Evet. Orada 3000-2000 güvercin toplanıyor ortak kümeste. Evet. Orada sağlıklı kalması lazım kuşun, bir. Öncelikle bir altyapısını iyi yapmanız lazım. Yani evet. Burada ilk sene ben 50'ye yakın güvercin gönderdim, aşılamadım. Hmm. Amatörlüktü de bizim için. Evet. Yeni başlamıştık. Aşılamadığım için 40-38 tanesi öldü güvercinden. 12 güvercinle yarıştım ben sadece. Evet. 50 güvercinden 12 tanesiyle yarıştım. Ben mesela şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Şimdi Yunus abiden duydum ben, Yunus Akdağ'dan. Dedi ki pazardan aldığın güvercinle dedi birinci olan tanıyorum dedi. Var var, çok var. Şimdi neden pazardan aldın? Bu iş hiç belli olmuyor şimdi arkadaşlar. Şimdi benim İspanya'da uçan kuşum, hı, bahsettik ya, As3'tü. Annesi şampiyon, hani uçmuş, hı, kuş, her tarafı sülalesi, her yeri şampiyon. O kuş eğer yuvayı bulamazsa amatör birinin eline geçecek büyük ihtimalle. Fas adasına giderse orada amatör birinin eline geçecek. Belki 5 liraya 10 liraya oranın parasıyla satılacak. Pazardan alacak. Tabii, evet. Türkiye'de de şöyle ortak kümeste 3000 kuş başlıyor ama finali, evet, tamamlayan 150-200-300 kuş. Bizim gerisi, mesela filocular çok kuş tutuyor bunlarda. Tabii tabii tabii. Bunda özellikle biliyor musun? Hı-hı. Eğer ki elde ettiğin kuşun o künye numarasının pedigresi elinde olmazsa, hı-hı, o kuşun hiçbir değeri yok. Hı-hı. Yani şöyle söyleyeyim, bazı güvercinler şampiyon oluyor, hı-hı, ama soy ağaçları yok. Yok. Kıymeti yok. Çünkü onu alan o kuşun arkasında bu kuş tesadüf mü bu işi yaptı? Hmm. Soyunda daha çok bunu yapan var mı? Yapma ihtimali var mı? Çünkü bu bir zaman. Bir çift kuşu eşleştirip yavru almanız bir yıl. Evet. Bir yılda bir yavru yarıştırabiliyorsunuz. Hmm. Yani onun için herkes bilindik, kazanma ihtimali yüksek kuşları beslemek ister. İster. Ama yine de belli de olmuyor. Olmaz yani. Her sene dünyanın en iyi kuşlarını da getirsin. Şu kuşun mesela babası Martin Stepney'nin Giant Spire dedikleri bir takım var. Evet. Dünyanın en çok ortak kümes kazanan ırkı. Evet. Biz getirdik, erkek bir tane satın aldık. Ciddi paralar, 4000-5000 eurolara satılan babası, hı-hı, bir güvercin. Bir tane, evet, aldık getirdik. Yavrusunu aldık. Babayı da bizde bir arkadaşımız istedi, ona verdik. Bakalım biz de Giant Spire ile çalışacağız bu sene. Evet. Değişikliklerden kuşlarımız var. Şöyle videomuzu şöyle sonlandıralım. Şimdi bu iş Derya Deniz. Konusu çok. Çok. Yani ama bunların bakımı, tabii. beslenmesiyle tabii. ilgili. Eğer siz bu işe arkadaşlar, bu video vesilesiyle diyelim, sevdiniz, ya bu iş çok zevkli duruyor, ben nasıl yaparım diyorsanız, bu konuyla ilgili her türlü ayrıntılı video
Vision TV kanalımızda, YouTube kanalımızda mevcut arkadaşlar. Mevcut. Eğer bu işle ilgili dediğim gibi tam sağlıklı böylesine profesyonel bilgiler edinmek istiyorsanız Ermen kardeşimin YouTube kanalına abone olursanız çok daha sağlıklı, net bilgiler elde edersiniz. Yani şöyle söyleyeyim kısaca, korktukları kadar, çekindikleri kadar bir konu değil. Evet. Herkes bu işi yapabilir. Dediğim gibi dernek üstü uçma, konum vesaire tecrübe isteyen bir şey ama evet, hiç kuştan anlamayan, daha önce hiç güvercin beslememiş, bizi bir kanalda izleyen bir abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz bile tavsiye ediyorum. İki çift beslesin. İki çift kuşu alın. Sene içerisinde bunlar eşya atım dönemleri belli. Yılbaşıyla Mayıs arasında o 5 aylık dönemde 2 takım 3 takım yavru alınabiliyor. Tamam. Komşu aylarda yavru aylarımız zaten görüyorsun, birkaç tane yavrumuz var. Dediğim gibi bir 20 yavrumuz vardı, gönderdik onları. Evet. Keşke geçen hafta gelmiş olsak çekim yapardık. Evet. Bu dönemde aldığımız yavruların ayaklarına o yılın federasyon künyesini takıyoruz. Hı-hı. Yarışa, ortak kümese belli bir ücretleri var. Her ortak kümesin şeyi farklı, ödül sistemi farklı. Ona göre de bir kayıt sistemi oluyor. Hani önden bir para almış oluyor. Çünkü orada da bir... Ben bir kolaylık söyleyeyim sana hemen. Şimdi mesela ya ben federasyona üye olmam mı gerekiyor aydan? Mesela ben öyle bir kaygım vardı. Bazı dedi arkadaşlar federasyon üyeliği olan fazla alıyor künyeyi. Sen ona başvurdun da ben öyle Salih abiden aldım. Nasıl temin edebilir? İnternette de satılıyor. Vallahi. Tabii. Trendyol'da bile var. Her gerçek mi? Aa, künye şeyde bulmak. Künye hiç pazarlarda bile satılıyor. O kolay iş. O kolay. Hiçbir yere üye olmanıza gerek yok. Tamam. Sadece tavsiyem alabildiğinizin en iyisini alın. Çok kuş almanıza da gerek yok. Öyle yüzlerce posta alayım en iyisi. 4 tane fazla değil. Zaten bunlar bir sene yarışmazsın. Evet. 4 kuşu kendi aralarında mixlersen 16 farklı karışım çıkıyor. Evet. Bu iş nasıl aslında biliyor musun? Şöyle de bir örnek verebilirim. Mesela bir kuş şampiyon oluyor değil mi? Hı hı. Bu kuş şampiyon oldu. Bu kuşun yavruları satılıyor. Yani evet. Bu ticareti de dönüyor bu işin. Bu kuş şampiyon oldu ama bunun yavrusunun şampiyon olacak diye bir ihtimali yok. Evet. Ama satılıyor. Neden? İhtimali var. Çünkü kuş olmuş, başarmış. Görüyorsun. Evet. Herkes bunun yavrusunu alıyor. Hı. Ben bir yavrusunu alıyorum. Sen bir yavrusunu alıyorsun. Sen onu kendi bir ya da farklı birinin kuşuyla eşleştiriyorsun. Ben farklı birinin. Yani et aynı, herkes köfteyi farklı yoğuruyor. Evet. Kiminki lezzetli olacak belli değil. Anladım. Bu işin bileni yok. O yavru nasip olursa, ben hep şunu söylüyorum, gene senin kanalına söyleyeyim. Şampiyon olunmaz, şampiyon doğulur. O daha yumurtadan çıkacakken, o kuş şampiyonsa, istediğin kadar kötü bak, istediğin kadar kalitesiz yem ver. Eğer o kuş şampiyon olacaksa, o baş kuş, kafa kuş çıkıyor. Yani, sen yeter ki zamanını geçirmeden ayağını onun künyesine tak, ortak kümese ver. Bakımını da yapabildiğin şekilde, dediğim gibi burada grididir. Aşısıdır. Aşı çok önemli. Evet. İşte altyapısını böyle şeyi zengin içerikli bir yemle besle. Hı hı. Ondan sonrası geldi. Ortak kümeste tamamen nasip. 3000 kuşun içerisinde nasıl bir yer bulacak, hastalanmayacak, savaşa başlayacak. Kısmet, yani, kısmet. Kısmet ondan diyelim. Nasip, kısmet yani. Evet. Arkadaşlar iki tane duyurumuz oldu. Dikkat ederseniz birisi ortak kümeslere verilen güvercinlerin orada gelir eğer kazanırsa depremzede ailelere benim vasıtamla ulaştırılacak. Ki bunu da siz öğrenip nereden öğrenebilirsiniz? Ermen kardeşimiz YouTube kanalında bunu sürekli paylaşacak. İkincisi abone olan Ermen kardeşimizin YouTube kanalına çekiliş yapılacak. Böylesine soylu güzel bir çift yarış posta güvercini hediye edilecek. Ben verdiğin bu güzel bilgiler için, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Bana da çok iyi geldi şu sıkıntılı günlerde. Çok teşekkür ediyorum Erman kardeşim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık, hoş geldin. Bütün bisikletli rehber kanalı takipçilerine de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet arkadaşlar, bugün de The Pigeon TV Erman kardeşimizin YouTube kanalını sizler için görüntüledik. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.